Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle 21 numara tığım var. Size yine iğneden tığa böyle zarif mi zarif çıtı pıtı bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Evet, şöyle modelimi altta tülbentimi koyarak bir göstereyim arkadaşlar. Bakın, her zamanki gibi keşfette gördüğüm bir iğne oyası modelini tığ oyasına çevirdim. Böyle küçük kaya ve minik bademleri olan bir model. Bakın şöyle 3 tane pipiriğin üzerine bademimi hazırladım. Yanına da kirpikli minik kayalar yaptık. Şöyle arkadaşlar. Dediğim gibi yeşil bir tülbent üzerindeydi. Görenleriniz vardır muhakkak keşfette. Böyle sizlere tığ oyası olarak çevirmek istedim. Bakın bu bademin de yapılışı. Şöyle bir ufak bir noktası var. Şurada sık iğne ile geçiyoruz ve kirpiğe yapıp o şekilde güzel bir şöyle iş çıkarıyoruz. Evet. Şimdi modeli nasıl yaptık? Tarif edelim. Evet, şöyle tülbentimin kenar tığlama işlemlerini ikişer zincir çekerek hazırlıyorum. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar tülbent kenar tığlama işlemlerini. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın ilk başlarken bu şekilde pipirik yaparak başladım. Burada da aynı şekilde şöyle sık iğne ile sabitledikten sonra 6 zincirden kirpiğimi oluşturuyorum. 6 zincirimi çekip buraya bir tane kirpik oluşturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Yandakine 3 tane zincir hemen tığ battının üzerine tığ battı oluşturuyorum. Şimdi 2 tane oluşturduk ya kirpikten sonra hemen şöyle 2 tane zincir çekiyorum yine. Bir defa tığımı doladım. Aynı bademde olduğu gibi o şekil şöyle köşesi güzel çıkıyor. Şöyle oturtturarak bakın 1, 2 ve 2. Minik bir trabzanını oluşturarak yaptım 3. yuvamı. 2 tanesini 3 zincirle, sonuncuyu da 2 zincir ve trabzanla. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Hemen ters tarafına çevirdim. Bakın bir sonrakine kapatıyorum. Trabzanlı olan boş kalacak. Yine 3 zincir çekip yuva oluşturdum. Bakın burada baş kısmında kirpik olacağı için buraya trabzan yapmadan bu şekilde 3 zincirden yuva hazırladım. Yine 6 zincir çekiyorum. Çevirdim 6 zincirimi. Tığ battımın içerisine girip sabitliyorum. Bakın bir tane kaldı ya. Onu da aynı şekilde 2 zincir çekiyorum. Sadece soldaki son kısmı bu şekilde trabzan yaparak yuva hazırlıyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. Kirpikle başladık. İkinci kirpiğimiz. Üçüncü kirpiği de bu trabzanı yuvaya yapıyorum. Yine 6 zincir çekiyorum. 6 zinciri trabzana şöyle kapatıp oluşturduk kirpiğimizi. Evet. Bu şekilde. 8 zincirle aşağı iniyorum. 6, 7 ve 8. Hemen yanındaki boş olan tığ battıya çekmiş olduğum bu 8 zinciri sıkı sıkı çekerseniz güzel durur arkadaşlar. Bu kadar. Bakın. Kayamızın yapılışı bu şekilde. Şimdi şu 3 pipirikli bademin yuvasını yapmaya geçelim. Bu kayamızla arasına 3 zincirden 2 tane tığ battı yapıyorum. 3 zincirimi çektim, kapattım. 3 zincir tığ battıya kapattım. 2 tane bu şekilde oluşturduktan sonra bir defa tığı doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. Minik bir trabzan ve 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi kapatıp pipiriği oluşturdum. 3 4 6 zincir yine 6 zincir
Trabzanın içine 3 tane 6 zincirden kirpiği oluşturduk. Buraya badem yapacağım. 7 zincirdi arkadaşlar. 7 de olabilir. Evet, şimdi 3 zincirden 2 tane buraya kapattım. 1, 2, 3 zincir, 2 tane. Sağ tarafta 2 tane mesafe vermiştik ya arkadaşlar. Solda da şöyle 2 tane tığ battı mesafesi veriyoruz kayamızla arasına. Ortada da böyle 6 veya 7 zincirden 3 tane pipirik var trabzanın içerisine. Şöyle bir tane daha yapalım. Bunu biraz daha hızlı yapalım. Yine 6 zincir çekerek başlıyorum. Buraya kirpiği oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Şöyle kapattım. 3 zincir kapatıyorum. 2 tanesini bu şekilde yaptık. 6 zincirli pipirin yanına. Şimdi üçüncüsünü de 2 zincir ve trabzandan oluşturacağız. Evet. 3 zincirle dönüyorum. Ters tarafına. Bakın 3 tane olan 2'ye düşecek arkadaşlar yuvalar. Şöyle 3 zincir hemen bu şekilde kapattım. 6 zincirle dönüşümüzü yapıp kirpiğimizi hemen yanındaki yuvaya kapatıyoruz. Ve yine 2 zincir bir defa doladım. Son kalan yuva şöyle 2 ve 2. Bakın trabzandan oluşturduğum 3. yuvam arkadaşlar. Ve 6 zincirden kirpiği oluşturuyorum. Trabzana böyle yuvanın içerisine kapattım. 8 zincir. 5, 6, 7 ve 8. Bunu sıkı çekin arkadaşlar. Hem ipi esnetin hem de sıkı çekin ki şu artma işlemi böyle kalıp gibi güzel dursun. Şimdi 3 zincir tığ battı üzerine tığ battı. 3 zincir tığ battı üstüne tığ battı. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki boş tığ battıya 3 seferde aldığım minik bir trabzan. Bakın yuva bu şekilde trabzandan oluşuyor. 7 tane zincir çekiyorum. Bunun zinciri 7 arkadaşlar. Tekrar 7 zincir. Aynı şekilde diğerinin yanına 7 zincir. Kapattım trabzanı. 3 tane zincir çekiyorum. Yandakine 3 tane zincir çekiyorum. 2 tane tığ battıyı verdik. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Çimenimiz bu şekilde oldu. Şöyle kirpikler eğer elinizde şey yaptıysa ütülemeden önce şöyle bir düzeltirseniz kalıp gibi ütülersiniz. Zaten bu iplikler bir kere ütülenince bir daha ütü istemiyor bu şekilde. Şöyle çimeni bu kadar arkadaşlar. Evet, şimdi bademlerimizi yapalım. Bu yuva kirpiklerin üzerine ve modelimizi tamamlayalım. Evet, bu ortadaki ilk kirpikten girip böyle sık iğne ile sabitliyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirden buraya bir tane pipiriğimi oluşturup kapattım sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir. Hemen bir tane yuva oluşturuyorum. Bakın şöyle geçiş zincirim 3 zincir. Tekrar şöyle 3 zincirimi çektim. Hemen sonuncu kirpiğe kapattım. Evet. Şöyle başta 6 zincirden kirpik, yanına da 2 tane böyle 3 zincirden yuva oluştu. Bu 3 yeşil kirpiğin üstüne. Yine 6 zincir çekiyorum. Başta 5 çektim. Bu dönüşünde küçük küçülüyor arkadaşlar. Onun için bir fazla çekin. Veyahut küçülmüyorsa siz 5 çekebilirsiniz. Bakın bu yeşile kapatmak zorundayız. Bu kirpik yoksa güzel durmuyor arkadaşlar. Daha önce denedim.
Şu yanındakine kapattığınızda yukarı doğru sıyrılıyor. O yüzden şuraya yeşil yuvaya kapatırsanız, ama bunu da çok sıkı kapatın ki şöyle şuradan bolluk gözükmesin ön tarafından. Şimdi bunu sık iğne ile turuncuya kapatıyorum bir üste çıkmak için. Bunun püf noktası bu arkadaşlar. Yeşile sıkıca kapatıp sık iğneyi de sadece yuvaya da sık iğne ile geçmek. 1, 2, 3 zincir. Buradan 3 zincirli yuvaya kapatıp sabitliyorum. Bir zincirle düz tarafına döndüm. Ve kirpikler güzel dursun diye bir tane sık iğne yapıyorum içerisine. 5 zincirden 3 tane kirpik yapacağım. Kapattım 5 zincirimi. Sabitledim. 5 zincir kapatıp sabitliyorum. Tekrar 5 zincir, 3 zincirle yuvaya bu şekilde 3 tane kirpik yaptım ve ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şöyle bademimiz hazır, bakın. Şöyle. Bunu da şu her zamanki gibi yanda siyah iz olmasın diye, hem de bu şekilde yapınca kirpikler kendini topluyor arkadaşlar. Şöyle bismillah bir veya iki tane alıp bunu önde bırakmamak maksat. Bakın şu kendini güzelce topluyor. Böyle minik, hoş, iğne zarifliğinde bir modelimiz oluyor. Hatta şunu geri dönüş ekran karşısında toplanabiliyor arkadaşlar. Böyle minik bir badem. Hemen bir tane de beyaz yapalım yanına. Evet, beyaz renkli de şöyle ilk kirpikten giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri buraya yuvanın içerisine kapattım. Şöyle şu ipi yakayım oradan. Evet arkadaşlar, şimdi 3 zincir çekiyorum. Ve yanındakine girdim. 3 zincir yanındaki kirpikten kapattım. Şöyle iki tane üçer zincirli yuvam var ve 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı çekiyorum kalıp gibi dursun diye, ipi de esnettim. Aynı bu yeşil yuvaya şöyle sık iğnemin üzerine kapatıp buraya da bir tane sık iğne ile geçiş yapıyorum. Kirpiğim bu şekilde arkadaşlar, bakın daha güzel duruyor. Şöyle 3 zincir hemen tek kalan 3 zincirli yuvaya da bu şekilde yaptım. Şimdi geri dönüyorum bir zincirle bu yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde geçince kirpikler daha yukarıda güzel duruyor. 3, 4 ve 5. 5 tane zincir kapattım buraya. Şimdi yine 5 zincir. 3, 4, 5 zincir. 5 zincir. Kapattım. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum ve kirpiğimi oluşturdum. Şimdi yine aynı şekilde bakın arkadaşlar, buradan şöyle arka tarafından ilmeğimi alıyorum. Buradan böyle ve ilmeği koparıp bu şekilde güzel duruyor. Hemen bunun ipini yakıyorum. Şöyle biraz boyunu kısaltıp
Bu şekilde. Evet. Bademimiz hazır. Buraya bu şekilde bakın minicik bir badem oldu. Minicik bir turuncu badem oldu. Böyle. Güzel çıtı pıtı bir badem oldu. Hemen bakalım arkadaşlar. Evet. Modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle çıtı pıtı güzel bir model oldu. Zarif. Dediğim gibi keşfette muhakkak görmeyeniniz yoktur bu modeli. Şöyle. Şimdi arkadaşlar benimki bakın tığ battılarım şu kalın o kıvırtma işlemi örnek amaçlı yaptığım için krep biraz kalın durdu. Bunu siz tülbentin daha incecik minicik minicik zürafaları güzel olursa tığ battıları daha bu kayalar daha böyle minik minik güzel duracaktır. O şekilde tığladığınız takdirde burada da çok hoş gözüküyor. Model amaçlı arkadaşlar bu şekilde anlattım. Şöyle. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.